Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Subnautica'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü izlemediyseniz bakın hikayenin devamlılığı önemli. Anlamazsınız, pat diye ortasından yakalarsınız. Sağ üst kartta bak tam bak tam şurada bak tam şurada. Sağ üst kartta 10 numara 5 yıldız ilk video var. İlk bölümü izleyin. Ondan sonra ikinci bölümü izleyin. Çok uğraşıyoruz. Like butonuna dokunmayı unutmayın. Bu arada en son ne yapmıştık? Telsizi tamir ettik. Bu kaçış kozasını tamir ettik. Buralar çalışmaya başladı. Ana güç bilmem nesi falan filan. Her şey yerlerinde çalışmaya başladı. Şimdi bizim birazcık besin olayını halletmemiz lazım. Su olayını halletmemiz lazım. Bu bölümde biraz avlanacağız. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda yazmışsınız. Tarayıcı yap abi, tarayıcı yap abi diye yazmışsınız. Tarayıcı yapacağız. Yapacağız, tarayıcı da yapacağız. Her şeyi yapacağız. Hatta yapabiliyorum tarayıcı şu an. Yapayım. Tarayıcı yapabiliyormuşum. Bıçak yap demişsiniz. Onu da yapayım. Bıçak da yaptık. Ondan sonracığıma yüzme hızını yaklaşık tamam yüzgeç de yapayım. Yüzme hızımız artsın. Tamam. Ha bıçaktan başka bir şeye izin vermiyorum diyor. Akıllı ol diyor. Loot'a da bir koyalım şunları da tarayıcı, işaret fişeği, onarım aleti, el feneri. Şimdi bıçağı şuraya koyalım. Tüp kalsın orada ya. Tüp kalsın orada da. Şimdi arkadaşlar, kardeşler, elimde bir adet bıçak var. Artık mevzulara gidebilirim. Atara kalkabilirim. Sağa sola atar yapabilirim. Birazcık loot'a ihtiyacım var. Şimdi buralarda bir yerlerde... Öncelikle benim bir su olayını halledebilmem için... Bak şunu yakalamam gerekiyor. Kese balığı bu. Kese balığı bu. Bir de yiyecekler, yiyecek olayını da halletmemiz lazım. Bir de gözcü alayım. Aha bir de bumerang. He? Oğlum o neydi lan? Lan Allah seni canını almaya ya. Yüzgeçimden korktum ya. Şu oksijeni de iyi takip etmem lazım. Şimdi aç karnımı bir doyuralım arkadaşlar. Aç karnımızı bir doyuralım. Oksijen olayını da halletmemiz lazım. Şimdi üretici, besin. Hemen pişmiş gözlüğü. Yapıştır gözlüğü. Çok güzel. Pişmiş bumerang. Harika. Su olayını da hallederim. Arıtılmış su. Kese balığından çok güzel su yaptık. Arıtılmış su bir tane daha. Tamam. Şimdi temel malzemeler silikon kauçuk diyor. Donanım. Bunlar var elimizde. Yüzer hava pompası. Buna gerek yok. Bıçağımız var. Yaşam alanı yapıcısı. Bunları nasıl yapacağız ama? Bilgisayar işlemcisi diyor. Kablolama seti. Ben şu anda neyi yapmak istiyorum biliyor musunuz? Yüksek sağlı oksijen tüpünü yapmak istiyorum. Gümüş cevheri ve cam bulmam lazım. Bunun için bunu istiyorum. Başka bir de tarayıcı ile şu hurdaları bulup sualtı motoru üretebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Tarayıcı ile yazmışsınız yorumlara, gördüm yorumları okudum. Yorumlarda demişsiniz ki abi tarayıcı ile o hurdaların başına gittiğin zaman onları tarattırdığın zaman selamünaleyküm. Tarattırdığın zaman onları gerçekten yeni şeyleri böyle öğrenebiliyorsun demişsiniz. Aha da burada bir şeyler var. Oksijene de dikkat etmek lazım. Aha. Tamam. Algılandı. Bir şeyler algılandı. Su yüzüne çıkalım. Su yüzüne çıkalım. Oksijen azalıyor. Hemen bir nefeslenelim. Şu yüzgeç işi de iyi oldu bu arada. Oh oh. Şu geminin yanında merak etmiyor değilim ama gitme diye çok uyarmışsınız. Gitmeyeceğim o yüzden. Buralarda var mı bir şey? Aha. Seni de tarayalım. Buralarda bir şey var mı? Çık kardeş buradan. Buralarda hep bir şeyler var ha. Kargo diyor. Eyvallah. Abi bu yellenen balıklar çok sıkıntılı ha. Vallahi şu yellenen balıklar çok sıkıntılı.
Önüne geleni tara demişsiniz. Taradım. Çekim tuzağı. Bir şey keşfettik. Yeni tasarım oluşturdu. Vay babayın kemiği. 30 saniyelik oksijen kaldı. Tamam. Evet. Çıkalım çıkalım. Oksijen kalmadı. O şu oksijen için çözmem lazım. Şu gümüşlerin mümüşlerin olduğu taraf ne tarafta acaba? Nasıl bulurum onları? Bir şeyler keşfettik arkadaşlar. Şurada da bir şey var. Şunu da bir keşfedelim. Şurada hurdaları tarıyoruz. Güzel. O dayı oğlu ne öyle? Bu başka bir şey. Abi bu başka bir şey. Selam aleyküm. Oğlum orada ne var lan öyle? Şerefsizim, elimde bıçak var, benim üstüme gelmeyin. Aa bu ne? Havada duruyor. Şahitleri de var. Arkadaş biri çok içerlenmiş, çok bağırıyor. Ağzıma gir, ağzıma gir. Bir dahakine ağzıma gir. Yakın gibi duruyor ama aslında çok uzakta değil mi bu? Lahi bıçak var elimde bak. Çok kötü olur ha. Üstüme gelmeyin. Aa o değil de tuşu taradıklarımdan ne açıldı acaba? Onlara bir bakmam lazım. Şuradan bir girelim hemen alttan. Bunu da iyi akıl etmişler ha. Oyun moyun ama bak iyi akıl etmiş. Bunu yapmazsın yani normalde. Evet. Titanyum külçesi. Silikon kauçuk. Buna gerek yok. Donanım. Oksijen tüpü. Tamam bunları. Yüzer hava pompası. Bunu da yapmıştık. Su geçirmez dolap. Çekim tuzağı. Küçük yaratıkları ve hafif nesneleri çekmek için yapay yer çekimi oluşturur. Çok harika. İşaretleyici, yön bulma yardımcısıdır. Alınabilecek sıvı bulunur. Tamam. Susuz kalmışız. Konumunu korur ve işaret verir. Çok güzel. Sualtı motorun hala içeriğini bilmiyoruz. Harikayız. Benim suyum var mı? Var. Göm. Tamam. Ne? Hızlı erişimi hata. Bu ne abi? Ortak yaşam süren çoklu organizmalar zamanı şu ömrü bilinmiyor. Harika. Tamam. İyiyiz. Su olayını da hallettik. Eli boş dönmemem lazım. Şimdi nereye gideceğimi de bir kestireyim önce. Tamam bu tarafa doğru gideyim. Bu tarafa doğru gideyim. Benim gümüş mümüş bir şeyler bulmam lazım ya. Tamam silikon kauçukları buradan topladım arkadaşlar. Hatırladım burayı. Şurada bir şeyler var. Burada metal alalım abi. Bir saniye. Şu ne? Lazer kesici parçası mı? Dur tarayıcı. Tara artık. Heh. Selamünaleyküm. Vallahi elimde emanet var, çok kötü yaparım ha. 30 saniye ya, bu şeyi kesinlikle çözmem lazım. Oksijen olayını ya. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Şimdi şöyle bak, şöyle yoruma ne yazacağınızı söyleyeyim. Bu oyunu iyi bilenler varsa aranızda. Mesela de ki bana gümüşleri bulacağımız taraf. Bak mesela sırtını verdin, yüzünü döndün buna, tamam mı? Sağ, sol, buna böyle anlatabilirsiniz, tarif edebilirsiniz. Yalnız o değişik bir yaratık var suyun dibinde. Çok değişik. Uyarıyor. Yerel ışıma ölçümlere. Aurora itici çek. 2 saat içinde bir... 2 saat içinde bir kuantum patlama mı gerçekleşecek? Vay babayın kemiğine o zaman. İki saat içinde kuantum patlama gerçekleşecekse kardeş.
Oğlum orada da bir şeyler var ha. Dur şunu da keşfedeyim. 30 saniyelik oksijen kaldı. Uç. Bir şey diyeyim mi? Ben dışarı çıkmayacağım. Kuantum patlaması gerçekleşecekmiş. Ben tırstım. Erzak alalım, erzak alalım. Erzak alalım, erzak. Bunların hepsi erzak bunlar. Yüzeye dön, yüzeye dön. Yüzeye dön. Oksijen, yüzeye dön. Boğulacağız, yüzeye dön. Aha takıldı, bir şeyler oldu. Kardeş. Tamam, su olayını da bununla hallederiz. 2 saatteki kuantum patlamayı söyledin de sen bu... Beni bir korkuttun ama kardeş. Şöyle bir besin yapalım arkadaşlar. Kese balığını değil, bumerangı pişireceğiz. Bumerangı pişireceğiz. Su olayını da kese balığından yapacağız. Ondan sonra da şöyle şunları biliyorum ki gömelim. Heh, tamam. Bir de sen şöyle bir heh şunu da ürettiysen sen aslansın, kralsın, kaplansın ya. Tamam. Dışarı çıksam mı şu an bilmiyorum ama. Bu kuantum patlaması ne zaman olacak acaba? O ne lan? Vatoz kuşu. Korkuyorum da dışarıda gezmeye. Başımıza bir iş gelecek. 2 saat kaldı dedi. Acaba oyundaki 2 saat ne kadar sıkıntılı bir değişik bir saat oluyor acaba? Telsiz. İletiyi dinle. Kaydedilmiş yardımcı sanıyor. Yeniden yürütüyor. Evet. Bu arızalar gideriyoruz. Yani buluşmaya geç kalırsak kaygılanmayın. Tamam. Kaygılanmadık. Bir dona bıraktık ufaktan. İşaret konumu PDA'ya yükseldi. Çok güzel. Harika. Aa orada ne var abi? Orada bir şey çıktı. Üçüncü yaşam kozası sığlıklar mürettebat sualtı motorunun hasarlı olduğunu bildirdi. Gidelim abi. 2 saate de şey olacaktı, kuantum patlama. Ben şu an iyi bir şey yapmadığımı düşünüyorum ama arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Korkmuyoruz. En kötü kuantum patlar kardeş. Bizde neler patlıyor sen biliyor musun kardeş? Üçüncü yaşam sığınaklar diyor bu. Sığınaklar mürettebat sualtı motorunun hasarlı olduğunu bildirdi. Tamam Allah razı olsun o mürettebattan. Dayıoğlu. Benden uzak. Benden uzak. Allah'a yakın. Benden uzak. Benden uzak dayıoğlu. Abaro. Aha. Bir şey aldım. Pusula. Aa pusula aldım. Geri mi dönmem gerekiyor? Vay babayın kemiği. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ardımızdan geliyor kaç. Hoşt. Hoşt oğlum. Geleni gördünüz mü? Tamam bu yellenen balıklarda sorun olmuyor da. Vallahi emanet var elimde ha. Şuralarda çok hurdalık var. Oraları gezmek lazım. Bu kuantum patlaması yaşanacak diyordu. Patlaması da yaşanmadı ama 2 saat bu kadar şey olmamalı yani. Buraya gösterdiğine göre hemen buraya gelmem lazım. Oraya geri döndüm arkadaşlar. Dur bakalım ne olacak. Eli boş dönmesek sanki iyi olur ha. 2-3 tane balık alsak, yakalasak sanki.
Neyse aç kalmayız herhalde. Dur bakalım girelim şuraya. Heh. Çok şükür. Durum iyi, çok güzel. Depoyu aç. Bizim elimizde bir şeyler var ama hurda metal sıradan. Ne diyor? Kaydedilme tamam. Yeniden yürütülüyor. Çok güzel. Tamam bunu yaptım. Biz olmadan eve dönmeyin. Tamam. Mürettebat kaydı. Sıradan su altımız. Çok güzel. Harika. Peki dışarıda bundan daha hızlı gidebilecek bir şeyin olduğunu hesaba katmadı mı? 3 metre sonra aşırı yükleneceğini varsayarak sorun çıkmaz. Durumdan hiç tasarlanmıyor. Oğlum bana böyle komplike şeyler söylemeyin ya. Çıkın bırak konuşma lan. Aa bu geldi donanım. Pusula bakır tel kablolama seti. Çok güzel keşfetmişiz gerçekten. Tarayıcı olmasa ne alt edeceğiz? Kuantum patlama dedi. Ayak yaptı. Patlamadı bir şey. Titanyum külçesi. Çıkayım mı dışarı? Çıkayım dışarı bakayım. Atlayayım mı suya? Atlayayım suya. Hadi bakayım. Ya Allah. Kuantum patlaması, kuantum patlaması. Neymiş kardeş bu ya? Dur en son ne yapmıştık? Bir dakika şeye doğru git. Ulan havada karardı ya. Havada karardı ya. Aydınlanıyor musun? Kararıyor musun? Ne alt ediyorsun belli değilsin sen ya. Şu an etraf bir güzel gözükürken hazır. Şu yana ben hiç gitmedim şu balıklar yüzünden ya. Aleykümselam. Dayıoğlu aleykümselam. Molo. Bismillah. Asit mantarıymış. Ya ben bu arkadaşlar suyun altından da tırsıyorum ben ya. Vallahi tırsıyorum ya. Denizde mesela dalamam. Daldığım zaman sıkıntı yaşarım. Aşağılarda böyle deniz anası balık malık böyle bir şeyler gördüğüm zaman suyun içinde problem yaşarım. 30 saniyelik oksijen kaldı. Okey çıkalım yukarı abi. Çıkalım bir daha dalalım içeriye. Birisinin karnı guruldu ya acıkmış. Evet gerçekten güzel daldım tekrardan. Buralar karlı bur, karlı gibi la bura. Karlı değil mi bura? Çok değişik bir yere geldim. Bak ben senden çekiniyorum. Bak ben senden çok çekiniyorum. Allah'a emanet var ha. Emmoğlu. Titanyum. Bunun çok geniş bir canlı çeşitliği desteklediğini ve küçük mağara şebekesinin içerdiğini göstermektedir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an sıkıntı bir şey yapıyorum. 30 saniyelik oksijen kaldı çünkü benim oksijenim yetmiyor şu an. Böyle bir problem var. Çok dibe iniyoruz. Oksijen yetmiyor. Etrafı keşfedene kadar problem yaşıyoruz. Şu canlılardan da çok çekiniyorum şu an. Bak şu çok sıkıntı bak. Kuantum patlama mı gerçekleştirdi? Reaktör az sonra çok tehlikeli bir durumu geri sayıyorlar. 10 9 Vay babayı kemiği 8 7 Esselatu vesselamu aleyh. Allahu Ekber. Thank you.
Havaya uçtu ya lan. Vay anam vay. Havaya uçtu ya lan. Bunu tutamıyoruz mu? Oha. Havaya uçtu ya lan. Çok korktum. Kaçık odasına geri bin. Bu arada ben bir şey daha keşfettim galiba. Ne bu? Işıma giysisi. Işıma yanıltıcı. Abi bak ben bu kurşunları, gümüşleri, altınları nereden bulacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bana bu konuda yardımcı olmanız lazım. Büyük sıkıntılarımız var. Büyük sıkıntılarımız var. Kuantum patlama yaşadık. Etraf birazcık sıkıntı oldu. Uzay gemimiz havaya uçtu. Ben dedim ki öldüm zannettim ama. Bir de yeni bir biyoma gittik galiba. Biyom mu diyorlar? Ne diyorlar buna? Bak donuyorsun, korkuyorum bak. Karlı biyoma gittik galiba. Çok karanlık abi. Çok karardı. Hava çok karardı. Arkadaşlar. Ben şöyle bir dönüyorum bu şeyin içine, geminin içine. Arkadaşlar bu bölümü kısa yapacağım. 20 dakikalık falan oldu. Maaşın eksik alan cami imamları gibi de selaya girdim korkudan ama olsun. Evet. Yardımınıza ihtiyacım olduğu için şu anda yalandan bölümü uzatmanın gereği olmadığını düşünüyorum. Niye? Çünkü ben şu an gümüş, kurşun, altın, bakır, bilmem ne, bunları bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Yorumlara yazarsınız. Bu bölümde ne oldu? Bu bölümde kuantum patlama gerçekleşti. Bir ufaktan tırstık. Bir de tarayıcı yaptık. Yeni şeyler keşfettik. Önemli adımlar attık ama adımları şu anda daha önemli olması açısından bizim yapmamız gereken şeyler şu bakırları falan bulup işte bakır cevheri, pil yapabilmek, bakır tel yapabilmek. Mesela bak güçlü pil diyor. Bunlar önemli. Ondan sonra bak altın bulmamız lazım. Bak gümüş bulmamız lazım. Görüyorsunuz bak bunlar sıkıntı, şu an bunları bulamıyorum. Ne yanlı gideyim. Bak hatta size şöyle bir daha göstereyim şöyle. Patlayan gemi burada. Arka tarafımız gördüğünüz üzere gezegen şu an o dönüyor. Güneş sistemindeki gibi sıkıntı yok. Patlayan gemiye doğru tarif alabilirim. Sıkıntı yok. De ki bana mesela patlayan geminin burnuna doğru yüz. De ki bana patlayan geminin arka tarafına doğru yüz. Veya şöyle yüz, böyle yüz. Bunları biraz öğretirseniz birazcık gümüş, altın, maden bir şeyler bulmam lazım. Nereden çıktığını falan yazarsanız bölümün ilerlemesine yardımcı olmuş olursunuz. Bugünlük benden bu kadar efendim. Çok fazla uzatmayacağım bu bölümü. Çünkü dediğim gibi yalandan uzatmaya gerek yok. Keşifleri yaparken sıkıntı olmasın. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Çıkacağız, dalacağız, çıkacağız, dalacağız. Uzatmayalım olayı çok fazla. Siz tarif edin, ben oraya yallah gideyim. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yarınki videoda görüşürüz. Subnautica'nın diğer bölümü, yani gün aşırı gelecek. Bir gün PUBG, bir gün PUBG Mobile işte falan filan derken. Yani bu birer gün arayla gelecek bu bölüm. Bu videonun durumları, bu oyunun durumları. Böyledir efendim. Haydi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.